İmeyak Deniz Ticaret Odası'nın Şubat ayı olağan meclis toplantısı Meclis Başkanı Salih Zeki Çakır'ın başkanlığında yapıldı. 10. dönem toplantı zabıtlarının onaya sunulmasıyla başlayan toplantıda Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün 2019 Ocak ayı ve 2020 Ocak ayı sonuna kadarki ek teminat mektubu onaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra yönetim kurulunun Ocak ayı faaliyetlerinin yer aldığı sunum meclis üyeleriyle paylaşıldı. Sunumun ardındansa şube başkanları, meslek komite başkanları ve meclis üyeleri sıkıntıları dile getirdi. İlk olarak kürsüye 01 nolu balıkçılık faaliyetleri meslek komitesi başkanı Murat Kul çıktı. Kul, Moritanya'daki balıkçıların sorunlarına dikkat çekti. Moritanya'da bizim balıkçılarımız çalışıyor. Orada 50'ye yakın balıkçı teknesi var. Bu parayı kazanıp, bu balığı tutup parasını Türkiye'ye getiriyorlar. Yani bu rakam da aşağı yukarı 50-60 milyon doları buluyor. Evet, yıllık. Yıllık bu rakamı daha da arttırabiliriz ama şöyle bir şey yaşadık son zamanda. Ziraat Bankası'ndan biz devlet destekli sübvansiyonlu kredi kullanıyoruz. Ziraat Bankası bu krediyi geri çağırdı ve faizini yüksek alarak geri çağırmaya başladı. Yani burada gerçekten çok büyük sıkıntı. Biz bunları teşvik etmeliyiz. Ya denizlerimizde diyoruz ki av baskısı var, yurt dışına açılalım derken buradan üzerimize biniyorlar. Bunu bir şekilde çözersek, çözmeliyiz diye düşünüyorum. Çok, gerçekten çok büyük bir problem. Murat Kul'un ardından da kürsüye Mustafa Muhtaroğlu geldi ve İBİA'nın 2019 yılında İstanbul'da toplanacağını söyledi. 2020'de bu başlayan yeni regülasyondan önce dünyadaki en önemli toplantıyı İstanbul'da yapacağız. Bunu başardık. Deniz Ticaret Odası Başkan Tamer Bey ve Yönetim Kurulu gerçekten çok ciddi destek verdi. Biz İstanbul Bunker 2020 diye bir grup kurduk. Oradaki arkadaşlarımız çok ciddi destek verdiler. Bunun sayesinde İBİA, Uluslararası Bunkerciler Derneği, İMO'ya danışman bir dernek bu. Her yıl yaptığı konvensiyonu daha önce Kopenhag, Singapur, Hong Kong gibi dünyanın, Hamburg gibi dünyanın önemli denizcilik merkezlerinde yaptığı konvensiyonu, yıllık büyük toplantısını İstanbul'da yapacak. Meclis toplantısında son sözü İmeyak Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran aldı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan gemi facialarına değindi ve hayatlarını kaybeden denizciler için duyduğu üzüntüyü dile getirerek sözlerine başladı. Geçtiğimiz çok kısa süre içerisinde yaşadığımız iki elim olayla başlamak istiyorum. Önce Kerç Boğazı'nda yabancı bayraklı bir gemide diğer yabancı uyruklu personelle birlikte çalışan Türk vatandaşlarımız, Türk gemicilerimizin hayatını kaybetmesinden dolayı son derece üzüntülüyüz. Kendilerine Allah'tan rahmet ve ailelerine sabırlar diliyoruz. Yine aynı kazada yaralanan gemicilerimize Allah'tan bir an önce şifalar vermesini diliyorum. Keza yine Tuzla Tersaneler bölgemizde yaşadığımız maalesef çok üzücü bir olay ve iki ölümle neticelenen olay sonucunda hayatını kaybeden kardeşlerimize yine Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Top Ekonomi Şurası'nda çevre cezaları ile ilgili sunum yaptığına değinen Başkan Tamer Kıran, konuya devletin çözüm getireceğinin müjdesini de verdi. Devletimizin gündemine girdi çevre cezaları konusu ve bir makul bir çözüm, bir orta yol. Tabii ki çevre emniyetini ve çevre duyarlılığını da kaybetmeden bir orta yol bulacağız ümidindeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız orada hemen tekrar herkes konuşmasını yaptıktan sonra şöyle bir talimat verdi. Dedi ki Şubat ayının ilk yarısında bu konuları birebir bakanlarla görüşerek, toplanarak çözebildiklerinizi çözün. Ve bunun akabinde işte dün haber geldi. Bu Şubat ayının işte herhalde 15-20, yani Şubat ayı bitmeden sektör meclisi bazında, kapsamında toplanarak ilgili bakanlarla denizcilik sektör meclisi olarak toplanarak bu gündeme getirdiğimiz konuları çözmeye çalışacağız. Yoğun ilgiyle gerçekleşen toplantı Başkan Tamer Kıran'ın kapanış konuşmasının ardından sona erdi.